nerede, kah burada, en uzaklarda. Siz neredeyseniz, adım adım Londra orada. Paylaşmak adına, kah orada, kah burada, hayata dair özlediğiniz her şey burada. Adım adım Londra. Kanal T her zaman her yerde bir numara. Bir numara. Uzakları yakınlaştıran Adım Adım Londra programının yepyeni bölümüyle her hafta olduğu gibi bu hafta da Kanal T ekranlarında sizlerle beraberiz. Şartlar ve koşullar her ne olursa olsun yoluna sizler için devam eden Adım Adım Londra ekibinin gündeminde bakalım bu hafta neler var. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yıl dönümü İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda coşkuyla ve gururla kutlandı. Türk olmanın haklı gururunu yaşadığımız bu çok özel geceye katılan konuklar Adım Adım Londra mikrofonlarına bakın duygularını nasıl ifade ettiler. Efendim birbirinden güzel Türk sanat müziği şarkıları dinlemek ister misiniz? O halde sizleri Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu'nun Bromley Civic Hall'de düzenlediği Anılardaki Şarkılar Sonbahar isimli konserine götürüyoruz. Birbirinden güzel Türk sanat müziklerinin icra edildiği gecede gelen konuklar doyumsuz dakikalar yaşadılar. Birbirinden zengin sanatçı kadrosu ve muhteşem ambiyansıyla her hafta gelen konuklarına muhteşem dakikalar yaşatan eğlencenin merkezi Cyprus Meze Bar'da bakalım bu hafta kimler nasıl eğlenmişler hep birlikte izliyoruz. Siz değerli izleyicilerimize keyifli dakikalar yaşatan Kıbrıs'ın duayen tiyatro sanatçılarından Osman Balıkçıoğlu ve eşi Şadiye Balıkçıoğlu bakalım bu hafta hangi karakter tiplemesiyle sizlerin huzurunda? Efendim İngiliz parlamentosunda iki dönem milletvekilliği yapmış ve yeni seçimlerde de adaylığını koyan eski milletvekillerinden John Ryan yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Adım Adım Londra ofis ve stüdyolarını ziyaret etti. Haber koordinatörümüz Osman Tango'nun konuğu olan John Ryan'ın açıklamalarını getiriyoruz şimdi huzurlarınıza. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yıl dönümü İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda coşkuyla ve gururla kutlandı. Türk olmanın haklı gururunu yaşadığımız bu çok özel geceye katılan konuklar Adım Adım Londra mikrofonlarına bakın duygularını nasıl ifade ettiler. Efendim bir dünya başkenti Londra'da her ne kadar ülkemizden kilometrelerce uzakta yaşasak da Cumhuriyet ilkelerine, Atatürk ilkelerine bağlı yaşıyoruz Türk milleti olarak. Ve bu akşam da Cumhuriyetimizin 90. yaş gününü kutluyoruz efendim. Ve bu gecenin organizasyonunda çok büyük emeği olan İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Timur Doğruyol şu an yanımda.
Teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kadar güzel yüreği bir arada topladığınız için. Cumhuriyetimizi yaşatmak adına, onun ilkelerine bağlı kalmak adına gerçekten çok önemli bir şey bu. Neler söylemek istersiniz bu akşama dair? Efendim biz de aynı heyecanı paylaşıyoruz. Biliyorsunuz İngiltere'de oturan Türkler, Britanya Türk toplumu diyoruz kendimize. Olarak özellikle Cumhuriyet Bayramımızı atamıza yakışır bir şekilde her yıl kutlamayı bir görev vazife addediyoruz. Bizim yönetimimizin, federasyonumuzun da 3. balosu. 2,5 senedir görevdeyiz. İnşallah bu gece de çok güzel bir gece olacak. Hem ülkemizdeki, anavatanımızdaki Cumhuriyet şehitlerimizi, Atatürk'ümüzü, Gezi direnişçilerini hatırlayacağız. Ve Londra'dan onlarla beraber olduğumuzu, Cumhuriyete, Cumhuriyetimize kimsenin dokunamayacağını, demokrasi ve insan hakları mücadelemizi de Türkiye'de demokrasi ve insan hakları yeniden tesis edilene kadar ve çağdaş değerler hakim olana kadar Atatürk Türkiye'si tekrar ayağa kalkıp demokrasiyi tekrar ülkemizde yerleştirene kadar da biz İngiltere Türkleri olarak burada Cumhuriyetimizi de bütün milli bayramlarımızı da kutlamaya devam edeceğiz. Ta ki ülkemizdeki çağ dışı karanlık odaklar Cumhuriyetimizin tepesinden pençelerini, kirli pençelerini çekip yok olana gidene kadar, bir daha gelmemek üzere gidene kadar biz Cumhuriyeti, Atatürk'ümüzü korumaya, sevmeye devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Jale Özer bu akşamı bizlerle beraber paylaşıyor. Bu organizasyon oluşumunda sizin de emeğiniz, katkınız çok büyük her zamanki gibi. Sağ olun. Cumhuriyetimizin 90. yaş gününü kutluyoruz bu akşam hep birlikte. Neler söylemek istersiniz? Efendim şöyle diyelim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntılarından Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önderliğinde tüm Türkiye halkının emperyalizme karşı verdiği bir mücadele neticesinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bu yılda 90. yılını kutluyoruz. Ama şöyle bir düşünmek lazım. Cumhuriyet 90. yılında geriye ne kaldı kazanımlarından? Maalesef içinde bulunduğumuz ortamdan görüyoruz ki hukuksuzlukların devam ettiği, insan haklarının hiçe sayıldığı ve Cumhuriyet'in bütün devrimlerinin tek tek içinin boşaltıldığı bir döneme girdik maalesef. Fakat şunu belirtmek isterim ki fazla zamanınızı almak istemiyorum. Türk halkı 90 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Özellikle bizler burada dernek olarak bütün gayemizle Atatürk ilke ve düşüncelerini Londra'da, İngiltere'de yaşayan Türk çocuklarımıza öğretmek, günlük hayatlarında Atatürk düşünce sistemine göre hayatlarını devam ettirmesi, yoksa Atatürk'ün yüzünü görmek, mavi gözlerini görmek olay değil, onun fikirlerini ve düşüncelerini günlük yaşantılarına verip devrimlerine sahip çıkmaktır. Biz de hepimiz burada bunun mücadelesini yapıyoruz. Çok coşkuluyuz. İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Vehbi Ballıkaya bu akşamı yine bizlerle beraber paylaşıyor. Cumhuriyetimizin 90. yılını kutluyoruz birlikte burada. Bir dünya başkentinde bir aradayız. Tek yüreğiz bu akşam. Evet. Nasıl ifade edeceksiniz? Neler söylemek istersiniz? Vallahi çok hüzünlüyüz. Tabii bu arada halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Fakat çok hüzünlüyüz. Türkiye'miz çok kritik bir dönemden geçmekte, çok karanlık bir dönemden geçmekte. Cumhuriyetimiz her gün darbeler almakta. Bazı emperyalizm diyelim ve onun yerli işbirlikçileri bugün bu cumhuriyeti, bu Türk halkına çok görmüştür. Ve böyle bir günde yurt dışında biz kutluyoruz. Ve maalesef ne acıdır ne üzücüdür. Kendi ülkemizde bu bayramı kutlayamıyoruz. Bu muhteşem bayram, ki Türklüğün varoluşunu getiren bu bayram maalesef kendi ülkemizde yasaklanmış durumda. Bunu artık bir kez daha düşünmek lazım. Ve bu bağlamda tabii ki yine halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı
canından en içten dileklerimle kutluyorum. Bir gün mutlaka ve mutlaka Türk halkı kazanacaktır. Teşekkür ederim. Efendim, değerli iş adamlarımızdan Sayın Tevfik Zekai bu akşam burada. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yıl dönümünü kutluyoruz Tevfik Bey bu akşam. Hep birlikte milli duygular içerisinde neler söylemek istersiniz? Milli duygular içindeyiz. Çok önemli günler bizim için tabii. Bu hafta Türk Dernekleri Federasyonu'ndur. 9 Kasım'da da kısmetse bizim balomuz olacak. Aynı yerde, burada. Onun için yoğun çalışmaktayız. İnşallah herkes kaynaşır. Güzel bir şeyler oluyor. Birlik beraberlik duyguları içerisinde milli değerlerimize sahip çıkmak çok önemli. Gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz neler söylemek istersiniz bu akşama dair? Vallahi memnuniyet verici bir şey. Milli günler 1951 yılından beri devamlı kutlanıyor. Bunun 1951'de başlatıldı. Geçmiş yıllarda şey etti. Biz yaşlandık bıraktık. Şimdi bu arkadaşlar yapıyor. Hep memnuniyet verici bir şey. Ümit ederim ki devam ederler. Yani başka bir... Çok teşekkür ediyorum ben. Yok. Çok teşekkür ediyorum ama nesilden nesile Cumhuriyetimizin, Atatürk'ün ilkelerini aktarmak çok önemli. Bizlere çok büyük vazifeler düşüyor bu bağlamda. Siz neler söylemek istersiniz bu akşama dair? Önceliğinde tanıyalım. Erol Başarık. Bugün Cumhuriyetimizin 90. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda Türkiye birçok badireler atlatmakta durumda. Birçok problemlerle karşı karşıyayız. Fakat bunun geçici olduğuna inanıyorum. Sağlam bir temeli vardır Cumhuriyet'in. Tekrar layık, bağımsız Cumhuriyetimize pek yakında kavuşacağız. Efendim, değerli gazetecilerimizden Vatan Öz şu an bizlerle beraber. Atatürk çocuklarıyız. Her ne kadar uzakta yaşasak da Atatürk ilkelerine bağlı olarak Cumhuriyetimizi yaşatmaya çalışıyoruz. 90. yaş günü kutluyoruz Cumhuriyetimizi. Neler söylemek istersiniz? 90. yaş günümüz bütün Türk vatandaşlarına armağan olsun. Hepimiz kutluyoruz. Özellikle yurt dışında Cumhuriyet kutlamak daha bir ayrı mutluluk veriyor. İçinde bulunduğumuz sosyal, siyasal, politikal ortamda Cumhuriyet Bayramı'nı böyle büyük bir coşkuyla, böyle büyük bir kalabalıkla kutlayacak olmamız bize ayrı bir mutluluk veriyor. Hepimize kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. 90 yıldan bu yana neler değişti Cumhuriyetimiz? Şimdi Cumhuriyet'e bir bütün olarak baktığımızda 90 yılda hep inişli çıkışlı dönemler olmuştur. Cumhuriyet'in çok güzel adını yakışır bir şekilde kutlandığı dönemler olmuştur. Cumhuriyet'e saldırılar olmuştur. Cumhuriyet'in çok güzel ortamlarda, çok güzel değerli insanlarla kutlandığı dönemler olmuştur. Ama maalesef içinde bulunduğumuz durumda Cumhuriyet'in adının kaldırılmak istendiği bir Türkiye var. Bizler yurt dışında yaşıyoruz, Avrupa'da yaşıyoruz. Ne kadar da konuya dışarıdan baksak da aslında içindeyiz. Bugün burada bulunan insanlar eminim hepsi aynı şeyi düşünüyorlardır. Biz 90. yılında Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizi kutladığımız bir ortamda Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti ibareleri kaldırılıyor. 19 Mayıs'lar engellenmeye çalışılıyor. 23 Nisan'lar engelleniyor ya da bir şekilde başka nedenler bulunarak kutlandırılmıyor. 10 Kasım var, önümüzdeki hafta daha büyük bir mutlulukla kutlayacağız, anacağız. İçinde bulunduğumuz ortam güzel ve hoş şeyleri söyleyebileceğimiz bir ortam değil. Ama eminim buradaki bulunan insanlar, sizler, bizler hep beraber bu mücadeleyi çok güzel bir şekilde vereceğiz. Bizler de basın mensubu olarak destek oluyoruz. Sizler de aynı şekilde.
Bence söylenecek tek şey var. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Efendim, Britanya Türk Kadınları Derneği Başkanı Maviş Hanım şu an yanımda. Yeni göreviniz hayırlısı olsun bu arada. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok mersi. Cumhuriyetimizin 90. yaş gününü kutluyoruz hep birlikte. Bu hafta itibariyle başladık kutlamalarımıza biz. Evet. Britanya Türkleri olarak siz evet. neler söylemek istersiniz? Vallahi bu müthiş bir gece tabii. 90. sene çok önemli. Özellikle ülkemizin bu geçirdiği kritik dönemdeyim. Bu kritik dönemde bu cumhuriyetimizi bu kadar coşkuyla kutlamak da çok önemli. İçeride kalabalığı görüyorum. Yani Britanyalı Türkler bunu çok büyük bir coşkuyla kutluyorlar. Bu çok gurur verici. Çok sevinçliyim gerçekten böyle büyük bir kalabalık olduğu için. Ve biliyorum bu kutlamalar devam edecek. Fener alayları var. Onun için gerçekten çok mutluluk verici bir şey diyorum. İnşallah bunu daha sonsuzluğa kadar Türkler cumhuriyetlerini sonsuzluğa kadar böyle coşkuyla kutlarlar inşallah. Efendim, değerli gazetecilerimizden Mirşah Safa bu akşamı yine bizlerle birlikte paylaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yaş gününü kutluyoruz hep birlikte. Büyük bir coşku içerisinde her nerede yaşarsak yaşayalım Britanya Türkleri olarak. Nasıl ifade edeceksiniz duygularınızı? Bizim için bugün gerçekten çok önemli. 29 Ekim sizin de belirttiğiniz gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yaş günü. Asra 10 yıl gibi kısa bir zaman kaldı. Çok çabuk geçiyor zaman. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere nasıl geldiğini gençlerin bilmesi açısından, tarihimizin hatırlatılması açısından 29 Ekim'i çok iyi özümsemeliyiz. Yoktan var olan bir cumhuriyet haline gelen ülkemizin ne kadar zorlu bir tarihten geçtiğini bizim bile yeniden hatırlamamızda fayda var. Gençlere de bu gerçekten okullarda, anne babalar tarafından da sadece okullarda değil çok iyi öğretilmeli. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yılının ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kana mal olduğunu, cefaya mal olduğunu bilinmesi açısından coşkuyla kutlanması gerektiğine inanıyorum. Özellikle yurt dışında yaşayan bizler için kendi kimliğimizi, aidiyatımızı farkına yeniden varma açısından da çok önemli. Bu baloyu düzenleyen İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu'na da çok teşekkür ediyoruz. Bizi bir araya getirdiği için hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu mutlu olsun. Birkaç hafta sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30. yılını kutlayacağız inşallah Londra'da. Onların da çok yeni bir cumhuriyet olmasına rağmen onlar da gerçekten çok büyük cefalarla bugünlere geldiler. Onların da Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ben böyle bitirmek istiyorum sözlerimi. Adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Efendim, birbirinden güzel Türk sanat müziği şarkıları dinlemek ister misiniz? O halde sizleri Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu'nun Bromley Civic Hall'de düzenlediği Anılardaki Şarkılar Sonbahar isimli konserine götürüyoruz. Birbirinden güzel Türk sanat müziklerinin icra edildiği gecede gelen konuklar doyumsuz dakikalar yaşadılar. Şimdi bu çok özel görüntüler Adım Adım Londra farkıyla ekranlarınızda. Efendim, biz Türk milleti her nerede yaşarsak yaşayalım. Ulu Önder Atatürk'ümüzün ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş cumhuriyetimizi yaşatmak ve ileriye götürmek adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Ve cumhuriyetimizin 90. yıl dönümünde gönüller arası köprüler kurarak, mesafeleri yakınlaştırıp, vatanımızdaki kardeşlerimizin, soydaşlarımızın acılarına, sevinçlerine, kilometreler her ne olursa olsun bizler buradan yürekten birlik yapıyoruz. Ve en büyük ulusal bayramlarımızdan biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız vesilesiyle bu vatan uğruna canlarını feda eden
aziz şehitlerimizin naaşları önünde bir kere daha saygıyla eğiliyoruz. Ve kendilerine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Gazilerimize ise sağlık ve sıhhat diliyoruz. Korkma sönmez bu şafaklar. Şarkılar Sonbahar konserimiz için Sayın Şef Naci Göçen yönetiminde Eylül ayından kısa bir süre içinde yoğun bir çalışma ile karşınızdayız. Türk sanat müziğimizin en seçkin şarkılarını sizler için en iyi bir şekilde icra etmeye çalışacağız. Amatör fakat profesyonel ruhla okuyacağımız şarkılara sizlerin de katılması bizleri anlatılmaz mutlu edecektir. Vatan Kültürel Türk Müziği Koromuzun sonbahar konserinde Türk sanat musikisini gönlümüzce yaşayacağız. Başta başkanları Türkan Nalbantoğlu hanımefendi olmak üzere değerli şefleri Naci Göçen'le birlikte üstün gayret gösteren koro üyelerimiz hem koroya olan katılımı artırmışlar, hem de kaliteyi yükseltmişlerdir. Burada, Londra'da Türk sanat müziğini yaşatmak ve ilgiyi canlı tutmak kolay bir olay değildir. Bunu başaran Vatan Koromuza her zaman teşekkürlerimizi sunuyoruz. Thank you.
Thank you.
Türk Müziği Korosu'nun Anılardaki Şarkılar Sonbahar konserinin sonuna geldik. 10. yıl marşıyla noktalayacağız. Hepinizin katılımını bekliyoruz. İnşallah bir başka etkinliğimizde, bir başka güzel akşamı sizlerle beraber paylaşmak ümidiyle diyorum ben. Sevgiyle kalın. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Var olduysa yaşayacak. Birbirinden zengin sanatçı kadrosu ve muhteşem ambiyansıyla her hafta gelen konuklarına muhteşem dakikalar yaşatan eğlencenin merkezi Cyprus Meze Bar'da bakalım bu hafta kimler nasıl eğlenmişler hep birlikte izliyoruz. Oh,
boş yere mi senin gibi sehele ben efendici diyemem ama ben efendici hayatta sorsam kutlusu günler gibi ağladım tamam ki dağlarda sevgili hadi nelerde bitiyorum. Sensiz oluyor şu garip bomboş dünyada. Ne senle yaşanıyor ne de sensiz oluyor şu garip bomboş dünyada. Ne kaldın çekiliyor ne dertler dinletiyor. Gülmüyor şu yüzüme gülmüyor. Ne kadın çekiliyor ne derslerin bitiyor. Gülmüyor şu yüzüme gülmüyor.
Kanal T her zaman her yerde bir numara. Bir numara. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı kısa bir aradan sonra devam edecek. İskele Long Beach'te güneş bu kez farklı doğuyor. Long Beach'in yeni yıldızı, krallara layık bir yaşam sizleri bekliyor. Tam 7 farklı ev seçeneğiyle dilediğiniz gibi yaşayın. Royal Sun Residence, hayalinizdeki hayatı sizler için sunuyor. Onlarca aktivite, kaliteli bir yaşam. Dağ, deniz, ne ararsanız Royal Sun'da. Ne duruyorsunuz? 22.400 sterlinden başlayan şok fiyatlarla. Long Beach sahilinde yerinizi hemen alın. Noyanlar Şirketler Grubu. 1973'ten beri güven inşa ediyoruz. Easy Shelf, İngiltere'nin soğutucu dünyası. Eritok kardeşler yönetimindeki Easy Shelf, tüm restoran, süpermarket, takeaway ve her türlü iş yerlerine uygun soğutucularıyla İngiltere'de rakip tanımıyor. En kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sizlere sunan Easy Shelf, 7 yıla varan garantili ürünlerini kapınıza teslim ediyor. Satış sonrası teknik servisiyle Easy Shelf'i tercih eden firmalar farkı fark ediyor. Easy Shelf, İngiltere'nin soğutucu dünyası. Siz yalnızca hayal edin, Easy Shelf gerçekleştirsin. Oda Mobilya'nın Edmonton Hertford Road üzerinde bulunan mağazasında kampanyalar durdurak bilmeden devam ediyor. Bir çekyat alana, bir çekyat bedava. Bir sandıklı baza alana full ortopedik döşekler bedava. Hem zamandan hem de paradan kazandıran Oda Mobilya'da %60 indirimlerle beklemeye son. Gel, gör, al, git. Bitmedi. Her geçen gün büyümeye devam eden Oda Mobilya'nın Lord Shipley'ndeki showroom'u çok büyük sürprizlerle Ekim ayında açılıyor. Oda Mobilya yıllardan sonra cenneti Londra'ya getiriyor. Evet evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin ilk yatak firmalarından Cennet Yatakları Londra'da. Ebru Gündeş fırtınası Londra'da Oda Mobilya farkıyla. Ebru Gündeş'te Angora halıları yalnızca Oda Mobilya'da. Açılışta ilk 50 kişiye Angora orta halı hediye. Düşlediğiniz dokunuş Angora halı Ebru Gündeş fırtınasıyla yalnızca Oda Mobilya'da. Oda Mobilya. 307-309 Hertford Road Edmonton'da. Vatan Catering. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan Catering olarak kalite ve hijyen temel ilkelerimiz arasında olup tüm restoran ve takeaway'lere dağıtım servisimiz vardır. Adresimiz 3743 Millmead Industrial Center, Millmead Road, Tottenham Hill, London, N17-9QU. Telefonumuz 0208-801-7956. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim, Vatan Catering. Bir garaj hayal edin. Siz çayınızı, kahvenizi içene kadar MOT testiniz yapılsın. Bir garaj hayal edin. Şehrin göbeğinde size ve herkese yakın olsun. Bir garaj hayal edin. Son teknoloji ürünü, cihazlar kullanılsın. Hayal değil, böyle bir yer var. Best Motors. Her türlü araç için son teknoloji ürünü ATL sistemi ile MOT testiniz yapılır. Aracınız van mı? Yoksa minibus mı? O da sorun değil. Her türlü ticari araç.
van, pick-up, minibus, minibus, minicab fark etmez. Emolti tesisinde güvenilir ve 16 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. Söz konusu Emolti tesisiniz, yani güvenliğiniz ise tek adres Best Motors. En özel anlarınızı eğlenceye dönüştüren Cyprus Meze Bar, dolu dolu eğlence geceleriyle misafirlerine doyumsuz eğlence keyfi sunmaya devam ediyor. Türk okullarımız ve derneklerimizin etkinliklerinde 12 pound'dan başlayan fix menü fiyatlarıyla Cyprus Meze Bar, hafta sonları ve özel günlerinizin değişmez adresi. Büyülü atmosferinde zengin sanatçı kadrosu ile eğlence keyfinizi ikiye katlayan Cyprus Meze Bar ile eğlencenin tadına varın. Londra'da eğlencenin merkezi Cyprus Meze Bar'da keyifli geceler için rezervasyon yaptırmayı sakın unutmayın. Kartel Şen Ol organizasyonunda sonbahar balosu. Zengin müzisyen kadrosu enfes yemek çeşitleriyle yiyip içip eğlenin. Türkiye'nin sevilen sesi Halil Nart, İngiltere sahnelerinin imparatoru Doğan Akın, Kader Ateş ve grup abone ile sabahın ilk ışıklarına kadar doyumsuz eğlence sizleri bekliyor. Fix menü 15 pound. Her 10 kişilik gruplara 2 bilet bedava. Rezervasyon için Engin Bey 0795 017 71 35. Badem gözlü bir yar sevdim, kendimden geçtim. Kanal T her zaman her yerde bir numara. Bir numara. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta siz değerli izleyicilerimize keyifli dakikalar yaşatan Kıbrıs'ın duayen tiyatro sanatçılarından Osman Balıkçıoğlu ve eşi Şadiye Balıkçıoğlu, bakalım bu hafta hangi karakter tiplemesiyle sizlerin huzurunda? Yaşa Memir, aşama Allah için. Geçen gece kaynatamın mevlidinde bu bizim cadaloz kaynananın ağzının payını vermişsin ha. Verdim ya, bıraktım. Bana ne derler bilin, Emir Ayşe from Cyprus, from Karpaz. Veririm ya, bırakırım. Sinir etin eli bunamış. Ne yaptı sahibi Emir Ayşe? Daha ne yapacak? Bilin ya, kaynatanın mevlidi vardı. Ben de kalktım gittim. Davet etti beni Arife. Girer kandan kapıdan, der bana, hani ya ne getirdin mevlide? Derim, bana ne getirecektin mevlide? Baba sen ne pancara, ne cadal olsun? Der bana, hani bir tatlı, hani bir tuzlu, hani bir hellimli? Derim, beni sana ne be? Görmen halbi benim old age pensioner. Git duracağım, yapayım sana tatlı da getireyim, ha geldin mevlide dinleyeyim. Der bana, ha geldin yesin der bana. Öyle deyince bana çıktım içinde. Yettin kendine ben bir aşama Allah için. Baban sen ama ya bana neler yapar bir bilsen. Uzandım bıktım elinden ama ne yapayım? Deli bunamış be, tekmil bunadı be. Öyle deyince başladım bağırayım kendine. Derim yine be saman bahçe şey derim kendine. Hadi bakalım ha. Vallahi alırım seni, saçlarından da korum seni, yer ederim kendine. Yoldu bebeceğiz topuz mopuz vurasın kendisine de beni gebedim de kurtulurdum elinden. Kalktım kaçayım der bana Arife. Emir Ayşe baba bakma kendine de bilin o şu bunu adı da bilmez ne söyler. Öyle deyince bana bu basıdır da napsan. Dedim hadi be, hadi Emir Ayşe otur oracağına bir şey değil. Oturdum dinledim mevlidin sonuna kadar. Allah kabul eylesin. Yettik ya. Ben ne yaptım kendine bilir miyim? Ne yaptın? Geçen gün bilin ya şeydi. Bu cadılar bayramıydı geçen gün. Cadılar bayramı. Aa evet. Gittim bir kart aldım. Üstünde de öyle guru kafa var. Yazdım içinde sevgili kaynanacığım. Cadılar bayramın kutlu olsun diye yazdım kendine. Gönül kadar çıktı içinden. Başladı sapsarı kesildi. Rengi Allah için ağzından dişleri olaydı ısıracaktı beni. Ya ne yapacaktı? Ne yapacaksınız anam? Ne yapacaksınız? Atadır. Ne atılır ne satılır. Bakacaksınız. Çekeceksiniz. Ama damarı çekilsin be. Emir Ayşe'ye çekilmez. Artık bunamışın eski maunanın. İkide bir de başımın etini yer. Ya o kadar
ben sana çekeceğim kendini. Şekerim şekerim neymiş efendim? Bana evini miras vermiş. Vermeydin. Ben mi istedim? Kızına verdin. Bana mı verdin değil ama? Hem ona verdi hem sana verdi. O bir şey değil. Madem verdi evini size çekeceksiniz. Bunadı bunamadı çekeceksiniz. Öyledir adet. Sen çekiyorum. Kolay değil bilirim ama ne yapacağım? Emir Ayşaba. Hem bilin bir şey vardır. Osman Balıkçıoğlu vardır. Şey, kılkuyruk biri. Şu radyoda falan da konuşurdu. Tanıman kendini. Avurtat. Avurtat. Duyarım. O katlı da bir kitap yazdı. Kitap nedir adı dur bakayım. Özgür İkili. Haliko ile Cahil'in öyküsü diye. Şimdi yazmaya yazdı ama rahat da durmaz. Kalktı bana şey yapacakmış, tanıtım ve imza gecesi. 4 Kasım pazartesi akşamı. Onda şeyde, Grand Palace'da şeyde, Footgreen'de. Dedik ya gideyim bakayım ne yaptı bunlar ve gideceğim. İşte götüreyim seni de. Bilin ya bayram benim okumam yazmam Farsidir ama... Ben o adamın yazdıklarını okuyamam, çıkartamam. Zaten ne yazdığını da bilmez. İşte bilmem, onun için bırak beni de be, boş ver ben gitmeyeyim. Alsam da okuyamayacağım kendini. Ama şey için gideceğim be Emir Ayşe, bak şimdi bu Gılguyruk kitabı yazdı ya, sattığı kitaplardan da %20 ondan Kıbrıs'taki kanser araştırma ama kanserli hastalara yardım derneğine bağışlayacakmış. Ben de yardım olsun için. Yardım. Yani ya. Tamam bayram ben sana vereyim parayı da al bir tane de getir bana. Madem öyledir acaba. Sevabına yaparık ya. Gel götüreyim seni de. Kapandın kaldın bu evin içine. Şey rahmetlik Süleyman da öleli. Ya çıkman hiç bir tarafa. Çıkarım. Ya geçen gün dur anadayım sana ne yaptım geçen gün. Ne yaptın? Gideceydim oraya, Vatan Stov marketine. bir dakika Emir Ayşe, neler gideceydin? Vatan Stov marketine. Vatan Stov mu? Markete. Ama Vatan Stov. İşte oraya markete gideceydim. Aldım çantacımı, aldım trolleciğimi de yollandım. Beklerim bası. Ama Emir Ayşe bak, çok uzun olsa kısa kes de işim var ha. Yok olan otur oracağı da uzun değil. Oturalım bakalım. Neyse, dine göresin ne söyleyeceğim sana. Bekledik bası geldi. Girdim içeri, ben girdim tam oturdum. Bakarım bir sürü polişman doldu basın içi. Ne doldu? Polişman. Polişman mı? Yani asker doldu. Ne askeri olan polişman derik sana. Gene askerden bize. Bu polişmanın ne işi var ya? Basın içinde. Geldi çek etsin bize tiketlerimizi. Hangi inspektör? İnspektör de Emir Ayşe, kusura bakma sen bilirim İngilizcem Farsidir ama. Dedim bir hazırlanayım sana. Yok ya polişmandır onlar sen de. Her şeyi tamam, sanki tamam. De sen bilir. Hadi polişman neyse olsun. Gelir başıma der bana ticket please. Çıkaracak verelim yine bas pasımızı. Bakarım oran cebime bakarım buna bakarım. Yoktur Beytamba. Unuttum yine evde. Aman Allah'ım ya yandın Emir Ayşe bak. Derim kendine no bas pas forget all. Dedi kendine anladın. Der bana no. No olmaz forget der bana. İsterim göreyim bas pas ya da ticket. Be derim kendine, be derim sana yoktur, no ticket, anlamam be derim kendine kabaşa. Bak sen... Öyle deyince bana, derim kendine öyle çağırdı o birilerini de, derler bana show ticket, ya da der bana, give me address. Ne yapacağım be derim kendine adresi, vereyim sana da. Gelesiniz de soyasınız bana evi de, vermem size adresini. Yani rapor da diyeceklerdi seni Emir Ayşaba. Ben ne raporu derim kendine ama be, you kör derim gene, you blind derim gene, görmen ola ben old age pensioner. Dedin. Derim gene old age pensioner derim kendine, görmen. Öyle olunca ne olur? Öyle olunca der bana, next time der bana getireceksin bas pas yoksa der bana olmaz. Neyse atlattık, bıraktı beni. Yollandı o yani. Bırak. Ne yaparlar bilir miyim? Ne yaparlar? Bu inspektörler
indirirler seni aşağı şeyin yoksa basmasın ya ticketin indirirler seni de laport ederler ya cezayen Allah için. Ev vallahi baktı sen. Gördü beni kan ayaklı acıdı galiba bana bıraktı beni neyse. Ne dedin kendine? Kan ayaklıyım dedin kendine. Dedim kendine. Nasıl dedin kendine? Black foot'u dedin. Ya, ya öyle dedim kendine ben derim gene tekmil zavallıyım ben derim gene görme derim kendine mi old derim kendine blada kar ayaklarımdan dedim kendine. Öyle deyince bıraktı beni hadi dediler geçtiler o yanı. Yani acındırdın kendini. Ne yapacağım? Madem paspas yok. Neyse giderim eve bakarım yani masanın üstünde kuduzu. Unuttum kendini. Ama ne yapacaksın Emir Ayşe bak. Şimdi her şeyi hatırlayamaz insan. Ya ben bu yaşta her şeyi unuturum artık. Akşam ne yedim sorsalar ben hatırlamam ne olduysam. Ya bak kaynanam Allah için. Ben böyle değildim Allah için. Çok her şeyi hatırlardım. Ama sır kafamda. Sanki de sen de çok durun evde de kaynanandır be. Demem bana aklın yoktur da kaynanandır. Ya kime de ya aklı yoktur. Yok bak, ya. Ben böyle konuşma dağırma giderim bir Ayşe bay. Sana söyleyeyim. Doğruları da söyleyeni dokuz köyden kovmazlar ya. Şimdi gitmeyecek sen o gece kutlamalara değil mi? Gidecek kaynanan da. Yok kaynanam. Kazanda kaynasın. Nereye götüreceğim kendini? Tamam. Allah için allem gallemedir onun için. Tamam ulan tamam. Gelirim. Gelesin gidelim. Yemeği içme de olacakmış. Bulgur köftecidir. Zeytinicik, ellimlicik. İçecek bir şeyler. Tamam gelirim o zaman. Yengimi içelim de kitap da almayalım. Tamam gelirim. Arayacağım ben evde. Arayayım seni tabii. Geleyim otomobili lan. Arayayım seni otomobile. Fız gidelim ona Vutkin'e. Tamam. Ya. Yaşa be bayram vallahi. Yaşa be bayram. Sağ olasın oğlum. Ondan çoğunu bulacaksın. Neler kimler gelecek. Bir bilsen temsilciler, şeyler, şunlar bunlar hep onda olacak. Böyle orada toplanacak insanlar. Sen de karış aralarına git biraz kendilerine fikir ver. Senin fikirlerinden yararlansınlar. Zaten beni var. Her gören galiba yaşımdandır. Yoksa nam ettim dünyaya olsun çok akıllı kadınım. Herkes gelir bana bir şeyler sorar. Ya öyle Marco Paşa ettiler seni demek. Her gelen sana ya, sorar. Ne demişler? I am Emir Ayşe from Cyprus. Yaşa be Emir Ayşe. İngilizcen de böyle Farsidir Allah için. Biz o kadar senedir bunun içinde hemen ekçik öğrendik ama darzan İngilizcesi kulak vermesen. Biraz böyle geçinip giderik. Benimki Farsidir. Neyse hadi kalk yollan. Kovan beni. Gideceksin dedin işin var. Ha işim var doğruya. Senin o kadar tatlı konuşun ki yerimden kalkıp gitmek istemem. Neyse o şu arayacağım beni gidelim konuşuruk yolda da. Selam söyle Arife'ye. Ama bak daha bir şey söyleyeyim. Bu sefer o benim cadaloz kaynanamı gördüğünde şemsiye ile kafasına vurasın. Tamam mı? Onu sen yap olan. Yapamam ben. Başımı belaya sokmam elin bilmem nesi için. Kadın dövdüm diye sokarlar beni içeri sonra. Sen döv kendini. Tamam Emir Ayşaba. Hadi ben gidiyorum. Hadi güle güle. Güle güle. Yalasın sağlıca anam. Adım Londra. Kıbrıs Türkü'nün sesi. Efendim İngiliz parlamentosunda iki dönem milletvekilliği yapmış ve yeni seçimlerde de adaylığını koyan eski milletvekillerinden John Ryan yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı adım adım Londra ofis ve stüdyolarını ziyaret etti. Haber koordinatörümüz Osman Tango'nun konuğu olan John Ryan'ın açıklamalarını getiriyoruz şimdi huzurlarınıza. Evet sevgili izleyiciler adım adım Londra programından ben Osman Tango. Bugün değişik bir formatta sizlerle buluşuyoruz. Burada bugün çok değerli bir misafirimiz vardır. Bu misafirimizi size özetle tanıştıracağım. Misafirimizin adı John Ryan'dır. John Ryan kimdir? Bir ona bakalım. Burada notlarım vardır ve bu notlarla sizlere John Ryan'ın nereden ne olduğunu anlatacağım. Efendim John Ryan
3 dönem milletvekili yaptı. Hükümet sözcüsü yaptı 6 dönem. Home Office ministeri yani İçişleri Bakanlığı'nda yaptı. Ve en son Başbakan Gordon Brown'un döneminde de Kıbrıs işlerinden sorumlu bakanlık yaptı. Şimdi ise genel seçimler geliyor. Genel seçimler 2015 Mayıs ayında olacaktır. John da adaydır. Bu konuyu da kendisine soracağız. 2014 Mayıs belediye seçimleri olur, ara seçimler. Aynı gün Avrupa Parlamentosu seçimi olur. 2015'te ise Mayıs'ta genel seçim olur. Yani önümüzdeki yıllarda İngiltere'de siyaset çok ısınacaktır, çok konuşulacak bir noktada olacaktır. Efendim, şimdi John Ryan'a dönüp sorular sormak isterim. Birkaç soru konuğumuz olduğu için önce teşekkür ederim. John, thank you very much to accept our invitation and you come to our studio. I will ask you, I just said in Turkish, I have to explain to you this slowly. I explain to our people where you've been, what you've been doing. It was free term, I believe, MPs and some ministerial job and so on. So now, and you are a candidate again in 2015 to become MP. Hopefully you will. Anyway, my question is, first, will we start with the Turkish Cypriot community in England, in London? The question I want to ask you, the Turkish Cypriot as a minority community, where do they fit into this system in England, in social life, in business space, or in politics? Where they are? Can you explain it to me? Can I have your opinion to say what, where they are and how they're doing? You can, and thank you very much for that warm welcome. I think I would say about the Turkish Cypriot community that they have themselves worked really hard to integrate without forgetting their heritage and their identity. They have really committed to this society, to this economy, to this world here in the UK, where they live. And I think they're a very positive community, a very entrepreneurial community, a very hard-working community. And I think they have the same aspirations as the wider community. And that is that they want to live a decent life. They want to be able to get on in life. They want their children to do well. They want their children to do better than they did, which is what most parents want for their children. They want to have a decent home to live in, and they want to have a job. They want to have good health care, and they need it. And I think these are the basics that people look for in their community and from their government and from their public services. And I don't see any difference between Turkish Cypriot community and the wider community in terms of those aspirations for being able to live a good life, and they're willing to work hard for that good life. They're not asking anybody to hand it to them on a plate. They make a full commitment to the community in which they live. Sorunun cevabı özet olarak şunu söylüyor. Kıbrıslı Türkler buralarda diyor, iyi başarılıdırlar, buralarda çalışıyorlar, gelecekleri için kendilerinin de sadece çocuklarının geleceği için uğraşırlar ve iyi mücadele eden, çalışkan bir toplumdurlar diyor. Başka toplumlara mukayese edildiğinde çok iyi bir yerlere geldiler. Eğitimde, eğitiminde, sağlıkta, bu konularda da bilgilendirilirler. Onlar da gayret ediyor. Do you think, John, do they need to put more effort into the political way, or to make their voice heard, or what do you recommend them to be? Well, the reason I say, you know, that they have integrated is because
Over the last certainly 15 years, possibly 20 years, but certainly during the period of time I was an MP, we saw some quite big changes where Turkish Cypriot members of the community joined political parties, became local councillors. Indeed, your own daughter, my good friend Alim Kazimoglu, she is a leading councillor here in Enfield. So the community has integrated in that way. It would be, we would want to look for more members of the community getting involved, and also more members of the community just making sure that they're registered to vote, that they go out and vote, because that's your voice. Yeah. And the problem, I'm always surprised if there is an issue about registration, for instance, or getting involved in politics, because one of the things I think is a very strong hallmark of the Turkish Cypriot community is they are a community. It isn't just about themselves. It's not, I'm all right, Jack, I don't care about anybody else. They have a real sense of, it's not just about me, it's not just about my family, but it's about my neighbours too. Okay. And that, you know, when you're bringing up your children to take part in the wider world, you're teaching them those values, that if it's all right to look after your own self-interest, as long as it's also in the wider interest of the community. And I always think that the Turkish Cypriot community, they have a very strong sense of community. So it's very important that they continue on this path of getting more involved in British politics and having a stronger voice. Okay. Cumra'ya sorduğum soru, Kıbrıs Türkleri neredeler, ne yapıyorlar, ne yapmalı gerekir? Önerisi ne? Cumra'nın da o benim milletvekili olduğum dönemden çok büyük farklılıklar oldu. Kıbrıslı Türkleri de YOR'den bir sürü belediye meclis üyeleri oldu. Aktiftirler, çalışırlar diyor. Fakat bu yeterli mi? Daha geniş olmalı. Daha da çünkü diyor, çocuklarını da teşvik etmeliler diyor ve özellikle de o seçim günlerinde gidip sandık başında oylamaları gerekir. Yani oturup kalan. Çünkü Kıbrıs Türk'ü diyor, Kıbrıslı Türkler burada diyor, sadece kendileri için böyle bir toplumun, sadece kendileri için değil, komşuları için de uğraş verirler ve bu daha geniş boyuta yayılmalıdır diyor. Yes. Right. You was in charge of Cyprus Special Envoy. You was a Cyprus Special Envoy as well for Cyprus when Gordon Brown was the Prime Minister, when the Labour government was in power. And can you tell me a bit more about this, your special envoy to Cyprus? What you've been doing? What have you done? What is your view about the situation? Okay, şimdi dedim ki siz Kıbrıs'a işlerinden sorumlu bir bakanlık yaptınız ve Kıbrıs'a da gidip geliyordunuz. Ne gördünüz bu geliş dönemlerinizde? Durumu nasıl değerlendirirsiniz? Okay, what you see when you went to Cyprus, when you was a special envoy for Cyprus? And who did you meet in Cyprus? Did you meet the politician? Have you met the people in the street? What did you do when you went to Cyprus? Well, first of all, it was a huge privilege to be asked to be special representative to Cyprus. And I think it's a very important issue for the people of Cyprus themselves. But Britain is a guarantor power and has a special responsibility, therefore, to do all that it can to assist and facilitate in the resolution of the problem and the division of the island, which is now 40 years. It would be a tremendous thing if that could be resolved. I think my approach was very much that a solution, we were working on the basis of a bi-zonal, bi-communal solution.
that the solution must come from the people of Cyprus, for the people of Cyprus, that our responsibility was to assist, to help, to facilitate in every way that we were asked to, in every way that we could. Okay. I met politicians on either side of the divide and community leaders. We did a lot of work with civil society groups. I worked with the Foreign Office and with the High Commission in Cyprus. I worked with members of the Greek government, members of the Turkish government, because they too are guarantor powers. And we were trying very hard to facilitate talks. And I think the success of that initiative was that the UN Secretary General upgraded the talks and appointed his own special representative, Alexander Downer, to facilitate those talks. I don't claim a greater success than that, but and that was achieved with many other people, not least the people. So Britannia should be more active in this negotiation, you think, or you should? You just said in your words they should leave it to the to the Cypriots to leave it to them. But Mr. Anastasiadis, the president of the Greek side, he wrote a letter to European Union and he asked him to send a representative for the negotiations. But the donor, he said that they is not going to help. So how are they going to do it in between? And you said... I don't think it's for anybody from outside to impose a solution on the people in Cyprus, or the two major communities there. Okay, isn't going to, because you can have any number of solutions, but unless you have a solution that's actually got the support of the people, it won't work. Okay, so in another word, they should leave the two communities in Cyprus to negotiate to find a settlement. Well, no. But in the meantime, the Britain is a guarantor of that country. He's got his own bases there. Turkey is a guarantor, and Greece. So, what do you think? They should never involve, or they should involve at the beginning, or they should stay at the last? Let me explain this in Turkish few words again for our. Well, I don't say that they should just leave the Cypriot community to it. That's not what I'm saying. We'll come back to that now. Okay. Bana diyor Kıbrıs'tan sorumlu görevi verdiklerinde diyor çok memnun oldum diyor ve konumumdan dolayı da Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs'taki liderlerle görüştüm. Kuzey Kıbrıs'taki liderlerle görüştüm. Türkiye'deki hükümetle de görüştüm bu o dönemlerde. Fakat çok kısa bir süre kaldığım için çok bir şey yapacağımı tahmin etmiyorum. Ben bu diyor ki Kıbrıslılar aralarında görüşüp çözmeleri gereken bir konudur. Ama ben de dedim ki peki öyle ama Sayın Anastasiadis Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi ve diyor ki bu görüşmelerde bir de onlardan gözlemci olsun o da katkıda olacaktır diye. O zaman ve Mr. Downer da bunu gereksiz olduğunu söyledi. İşi daha fazla zorlaştıracağını söyledi. Onu da sordum. O da diyor ki ben demek istemedim yani tek başlarına yapsınlar. Tabii ki yardımcı da olmaları gerekir. Okay, carry on. Well, I just think let's look at you know, when we talk about guarantor powers, that could just be a label, but actually it's a responsibility. And it's a responsibility for Britain, in particular, born of its history with the island of Cyprus. And it's a responsibility that each successive government has to take very seriously. But let's compare it But you think they should, the EU should involve as well? Well, the United Nations already, they all agree on their basis, and they are two leaders, they are negotiating, or they're trying to negotiate. Do you think the European Union, they should involve in direct into the negotiations, or it shouldn't? I think it'll only, you know, you've got the UN in there, and yes. You've got the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots. It's only going to work with the
EU if both sides want them in there. I don't say they should or shouldn't be in there. What I would say is this. When you're looking at an issue like this, let's think about Northern Ireland. Northern Ireland, we only got that huge move forward towards peace because the North and the South agreed, and the different sides in Northern Ireland itself agreed. In a sense, you know, the Republic of Ireland is a separate country. There's the government of Britain, and then there was also people like Bill Clinton helping. It wouldn't matter what any of them said, Tony Blair, Bill Clinton, or the Republic of Ireland, if the people in Northern Ireland hadn't come together and agreed a way forward. It wouldn't become a peace. But it wouldn't be any kind of a lasting peace. However, you couldn't have said, so we'll just leave them to it. The government of the UK had a very, very clear responsibility, and still does. The Republic of Ireland, it's their closest neighbour. We could not say they didn't have. We didn't have a need for them to be involved. And of course, Bill Clinton was welcomed there, and the American administration. These people came in and they made a significant difference in helping the two sides find a lasting peace. Who came and helped to make peace? Bill Clinton. But in the Cyprus situation is different. You got the United Nations, then you got the EU, then you got the Britain as a guarantor, then you got Turkey, you got Greece. That. So if they're all going to involve, but at the beginning you said Northern Ireland. In Northern Ireland you had two communities that decide. You had the Republic of Ireland, you had other people like the American president. So what they I'm helped. Saying, what I'm saying is, some people, some countries have a very specific responsibility in relation to Cyprus. Okay. But they have to work with the Cypriot people. They can't impose what they might think is a good solution. They have to assist and facilitate and accept that they have this responsibility to stick with Cyprus and find a solution with the Cypriot people and with the Cypriot representatives. And it has to be a solution that all sides in Cyprus can accept, can find consensus around, because that way we'll build a lasting peace. But if anybody thinks they can go in and impose a solution, then they're wrong. Okay. It won't work. Okay. And you only get peace and a way forward through negotiation. Okay. But no, I don't say they should stand back and leave them to it. But I think the guarantor powers have to understand their role, and that the primary role and the primary decision belongs with Cypriots. The guarantor powers have a responsibility to support, facilitate, assist and stick with Cyprus until that solution is found. Okay. Sorum şeydi, Kıbrıs'a ilgili, biraz önce izah ettim. Şunu diyor, İrlanda'da diyor, iki taraf Kuzey ve Güney Ireland diyor, İrlanda diyor, oturdular diyor ve konuştular diyor ve Bill Clinton da o zaman Amerika'nın yardımcı oldu ve bitiyor. Şimdi Kıbrıs'a gelince ben inanırım diyor, iki taraf Kıbrıs'ta iki taraf da oturup konuşmaları gerekir. Anlat birbirine yani bu sorunu onların çözmesi gerekir diyor. Ama diyor İngiltere'nin de garantör devlet olarak tabii ki yardımcı, ben tek başlarına bırakın demiyorum, yardımcı olmaları gerekir. Onların da görevidir diyor. Okay. And what I would say about the European Union, at the time I was special representative, we always said that Cyprus joining the EU was a very positive move, because it one of the reasons is it provided, we felt, a context within which a solution could be sought, and that would be a positive context. So I understand why anybody might look to the EU to support, but I think, you know, Alexander Downer is the special representative for the Secretary General of the United Nations, and he's working there on the ground with both sides, and that must continue.
Ben diyor inanırım diyor Avrupa Birliği'ne üye olması Kıbrıs'ın diyor iyi bir doğru bir adımıydı diyor. Onun için diyor Aleksandra'da onlar da orada Birleşmiş Milletler'in ve but you said it's a good move when they become a full member of EU Cyprus, but unfortunately physically it didn't work out in the North Cyprus. The system only works on the Greek side. So that means it didn't help the whole Cyprus community to have the beneficial of the EU. But the minister, the president of the Greeks, is saying he wants a representative in the negotiations. But the Turkish Cypriot, they think it's not going to be helpful because there is more people involved in the negotiation. Everyone's opinion is different. But at the beginning, you did say end of the day, it's the Cypriots, they should find it and we should help them. Yeah. And they have to agree about who is helping and to what degree they can help. That is certainly the case. And. You know, one of the big advantages for the Turkish Cypriot community when a solution is forthcoming is that they will then get the full benefit of being European Union members. Although given some of the difficulties that I've experienced lately, maybe bir anlaşma olursa diyor Cemre'nin daha iyi olacak Kıbrıs Türkleri de yararlanacak. I think there's a lot of people in Cyprus on either side of that green line suffer because there isn't a solution, and I have suffered for 40 years. But the Greek Cypriot, the Greek Cypriot, they're not suffering much as Turkish Cypriot, because the Greek Cypriot, they can, they're not living under embargoes, they can do anything they like in with the whole world. But the Turkish Cypriot, I think they've been suffer most because, as you know, they can't fly direct, they can't send their letters direct, they can't do their people. So I don't think they will be fair. I don't think anyone could. The EU, it didn't do any good to them. You know, it already promised. Well, I don't think it didn't do any good because there have been infrastructure projects and other things that have helped. But certainly we know that if a solution could be found, it would be of great benefit to the Turkish Cypriots and to all Cypriots. And, you know, I think people on either side of the Green Line have suffered, maybe in different ways, but they have suffered. Okay. And everybody stands to gain from a solution that brings a lasting peace. İnanırım diyor iki taraf bir barış olursa, bir anlaşma olursa iki taraf için daha iyi olacak. Çünkü hem güneyde hem kuzeyde Kıbrıslılar bu olaydan zarar görür. Barış olursa iki taraf için de iyi olacak. But I'll ask you one more question. John Ryan, do you think in 2000 and well by end of May or March in May? Do you think there's going to be a solution, an agreement? Because they didn't even get together to the same table to talk. If for the Greek Cypriot, they want to put some condition down. The Turkish leader, Mr. Derviş Erolu, he's saying, you know, we have to talk all the issues. They want the Famagusta part of Marash, they call it. They want that before they could get to negotiation table. It's a bit the disagreement in between. So they can't even get round to table to talk. Do you think it's going to be a solution in 2014? Well, if it was easy, it would have been solved long ago. We know it's difficult. I can't say whether it would be resolved by May in that time scale. We'd all very much hope so. What I would say is, I always, you know, it's not optimism, but I feel positive that a solution will be found, because from working with people on the island of Cyprus, Greek Cypriot, Turkish Cypriots, others, Armenian, Maronite, from working with people on the island, I am convinced of one thing. Everybody wants a solution and wants a lasting peace. But everybody wants a solution the way it suits them. So how is it going to be a solution? Well, it'll only come through a negotiated settlement and agreement and consensus. And no matter how much anybody would say it should be this, it should be that, unless the Cypriot people themselves agree to it, it wouldn't be a lasting solution anyway. As long as they're talking
even if they're not always agreeing, there's hope. And if you look around the world at all the situations where we've had divided cities, divided countries, civil wars, ultimately things move forward. We saw the Berlin Wall come down, nobody thought it would. We saw Northern Ireland find peace. And we've got situations now of terrible strife where ways forward have to be found. I am convinced that there is a solution for Cyprus, there is a way forward, and the greatest strength they've got is their people, that they want that solution. And as long as they're talking, there is hope, and we must support that, those talks. Ben John Ryan'a sordum, sizce Mayıs'ta 2014 yılında barış anlaşma olacak mı sordum. Diyor, o kadar kolay bir sorun değil. Ben Mayıs ayında bu sorunun biteceğini, anlaşmaya olacağına ümit istiyorum ama inanmıyorum olacağını. Ama bakıyoruz dünyada diyor, İrlanda'da, Almanya'da duvarlar yıkıldı ve insanlar birleşti ve barış içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla Kıbrıs'ta da bir barış olacak diyor ve bu barış, ama ben dedim ki peki onlar farklı istiyor, ötekiler farklı istiyor, iki tarafın da farklı görüşleri vardır, nasıl olacak, konuşarak masa başında olacak bunlar dedi. I think we come end of our time which they be given to us, even we passed a little bit. All I'm saying, we wish you very best of luck in the general election and your party. Hopefully we see you MP again, and hopefully you go and visit Cyprus and try to help the two community to become to solve out the Cyprus problem. And thank you very much for coming, and I will let you to say the final wording and then we close the program. Geldiği için teşekkür ederim. İnşallah başarılı olursunuz diyorum. Genel seçimlerde ve bir gün yine Kıbrıs'a giden ve bu iki topluma da barış için, anlaşma için yardımcı olun derim ve son sözlerimi veriyorum. Yes John, what do you have to tell the Turkish Cypriot community? What is your message for the Turkish Cypriot community in your constituency? What do you want to say to them? What is your message you give? They are an important community in my constituency, and I want to work with them to make sure we improve life for everybody in Enfield, and to make sure that their aspirations for themselves, for their children and their grandchildren, and for their community are met, that together we work together to ensure that we do change the world. That's what politicians are for, to change the world for the better, to make it a better place for our elderly people, for our young people, for everybody. And we can only do that if we work together. Nobody can do that on their own. And my commitment is to do my very, very best to work as hard as I possibly can with the communities, to be their voice, to speak up for them, to work hard to ensure that everything they need I go out and fight for. Okay. Son sözleri John Ryan'ın şöyle oldu. Ben diyor, benim bölgemde olan toplum içinde diyor, Kıbrıs Türkler içinde diyor, birlikte çalışırsak diyor, daha iyi günler, daha iyi gelecek yapabiliyoruz diyor. Ben de diyor, seçilirsem diyor, milletvekilliğimde bunun sözünü veririm diyor. Kendilerinin sesini, kendilerinin haklarını duyurabilmeleri için gayret edeceğim. Onun sözünü veriyorum. Okay, thank you very much, John Ryan. Thank you. Thanks for coming to our It's studio. My pleasure. Hopefully we have you as a guest in future again when the elections comes, or before that, you welcome anytime you want to come to visit us in our studio. I'd be delighted. Thank you. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Efendim, ileriki tarihlerde inşallah başka bir siyasetçi ile ya başka bir milletvekili adayı veya milletvekiliyle bu stüdyolardan sizlere konuşuruz, sizlere sesleniriz. Bizim amacımız burada Kıbrıs Türklerinin yaşadığı bu ülkede ne yapmaları lazım, nerelere gitmeleri lazım ve buradaki siyasetçilerin, politikacıların görevi de
bize konuşup anlatmaları lazım, gerekiyor. Ve nasıl entegre oluruz, nasıl bu ülkenin yasalarından, sisteminden yararlıyız, onları anlattı bize John. Çok çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Ben Osman Tango, Adım Adım Londra'da ekibinden hepinize iyi günler diliyorum efendim. Adım Adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Var olduysa yaşayacak. Cyprus Turkish Times ve Kanal T işbirliği çerçevesinde İngiltere'de yılın en iyileri 17 Kasım 2013 Pazar günü muhteşem bir gala ile ödüllerine kavuşuyor. Türkiye sahnelerinin dev isimlerinden Safiye Soyman'ın yanı sıra Londra sahnelerinin sevilen isimlerinden Gamze Akın, Burçin, Akın Zabit ve Babutsa grubundan Ali Sönmez yılın en iyileri galasında sizlere unutamayacağınız bir gece yaşatacaklar. Siyasetten sanata, müzikten eğitime, spordan iş dünyasına kadar birçok alanda ödül alacak isimler sizlerin oylarıyla belirlenecek. www.cyprusturkishtimes.com adresinden oylarınızı atarak yılın en iyilerini belirleyin. Geceye katılmak için irtibat telefonlarımız 0771 556 62 12 ve 07831 95 80 80. Kıbrıs Türkü'nün Sesi Adım Adım Londra programı olarak bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine İngiltere'den birbirinden özel görüntüler ve çarpıcı röportajların yer aldığı yepyeni bir Adım Adım Londra programında buluşuncaya dek. Ben sunucunuz Neslihan Altunç, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu ama her zamanki gibi her şeyden önemlisi sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programını izlediniz. Adım adım Londra, kah orada kah burada, en uzaklarda siz neredeyseniz. Adım adım Londra, orada. Paylaşmak adına kah orada kah burada, hayata dair özlediğiniz her şey burada. Adım adım Londra.